başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Diktiler düğmeler, kollarıma bastım dövmeler. Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder. Bu beder, bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli kararı kader. Tac ederim başıma yüz yaşına. Canım hadi ya, acele edin biraz ya. Seyirci bekliyor ya. Allah Allah. Kız anne, bitir artık şu bayanmayı. Süslü pakizeye döndüm be, hadi yeter. Kızım dur. Ne? Bir çıksın hele. Ben sonra çıkarım. Az solistler en son çıkar. Ha. Ay yesinler senin az solistini be. Hemen be, hadi. İyi akşamlar pembeciğim. Bir şey söylemem lazım sana ya. Meyhanede işler kötü gidiyor diye patron gösteri yapacak bir bıçakçı çağırttı. Ne yapacak canım? Seyirciyi mi bıçaklayacak? Saçmalama pembe ya. Atış yapacak böyle. Yalnız pembeciğim, bu bıçakçı Bahattin'in asistanı hastalanmış, gelemedi. Acaba sen asistan olur musun? Anam ben korkarım bıçaktan. Bir tarafan falan gelir. Hayatta yapamam gerçekten. Ama çok iyi para veriyor pembe. Ne zaman başlıyoruz inşallah? Anam? Hemen. Haydi canım. Yaşa. Sevgili seyircilerimiz, şimdi de yüksek huzurlarınızda Balkanlara bile Orta Doğu'nun en büyük bıçak atıcısı Bahri. Ve asistanı Pembe. Ne? Anne asistanı be. Aa, nereden çıktı bu asistanlık ya? Bilmem ki şahanem. Şu alkışladınız da beni niye alkışlamadınız? Alacağınız olsun ha. Evet, bir alkışla Pembe'yi rica ediyoruz lütfen. Evet, Bahattin gösterisine başlıyor. Buyurun. Başlıyor. Ben ne yapacağım şimdi asistan abi? Sen sadece burada duracaksın. Tamam. Ne, ne iş valla? Durduğum yerde para kazanacağım desene. Hadi gel. Harika be. Allah herkese tamam. Böyle hadi. İyi para kazanmak uzat kolunu. Uzat. Şş, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz be? Aa, durun be. Yok yok sultan. Yapma ya. Bana lütfen yanlış olmayacak. Tamam. Anam zincir var, istemem ben. Ulan ulan. Pembe. Zincire bağlayayım. Pembe. Ne oluyor ya? Ay sultan. Merak etme şahane. Ya beter bıraksanıza. Anam para kazanacak. Zeynep. Anam kurtar seni. Hayır. Sakin ol. Sakin ol. Evet, ya? Ayaklarını da bağlayalım. Ne? Ya ne yapıyorsunuz canım? Hadi bıraksanıza. Tamam, yok yok bir şey. Ya bağlıyorlar ya. Ya ayaklarını bağladılar. Sevgili seyircilerimiz, şimdi Bahattin ilk bıçak atışını yapacak. Çok ama çok tehlikeli bir atış. Lütfen sakin olun. Aliş başla. Anam bıçağı nereye atıyor? Tavana mı? Tavana mı atacak biliyorum. Ay anam. Anam nereye atıyor tavana? Ah! Adamı öldürüyorlar. Ya ne mi öldürüyorlar? Yok sultan yok, gösteri bu, gösteri merak etme ya. Sultan! Beter! Evet, Bahattin ikinci atışını yapacak.
Çok tehlikeli bir atış. Lütfen sakin olalım. Nedir bu? Başla Ali iş. Kurban olayım ha. Abi, abi. Anam. Kurban olsun bebesi. Atma sen, atma. Başkasını at anam. Bak anam, orada minikçi oturuyor ha orada. Vallahi kaportası gelir, hiç ıskalamasın onu at. Ben at. Haydi canım. Yok, gitme, bana niye atsın be? Deli midir nedir be? Abim kurban olsun bebe. Ay. Sevgili seyircilerimiz, şimdi de gösterimizin ikinci aşamasına geçiyoruz ve gözlerini bağlıyoruz. Bu iyiydi anam. Vallahi bağlamadım. Sen babanın herhalde gözlerini bağlayacaklar. Adamın bıçağı attığını görmezsem vallahi korkmayacağım ama. Yani ne yapacağım? Senin gözlerini değil pembe. Bahattin'in gözlerini bağlayacağız. Gözü kapalı bıçak atacak. Ne? Anam delirdiniz mi? Şaka yapıyorlar. Ay kurban olayım abiciğim. Anam, adımı duldurdum galiba. Anam insan bıçak mı atar, çiçek at sen bana çiçek at abim. Gel bağlama gözünü, bağlama gözünü. Ya ben babam öldürürse ne olacak? Dedi o günler bayram ediniz vallahi. Şimdi gösterinin en zor kısmı sevgili seyircilerimiz. Lütfen ses çıkarmayın. En ufak bir ses Bahattin'in konsantresini bozabilir. Bu durumda bıçak pembenin hayatına mal olabilir. Ay, ulan zaten anam. İyice korkuttu beni ha. Anam. Ay anam, ay hala konuşuyorlar ay ay. Hadi ne olacaksa olsun. Ay gidiyorum galiba. Anam gidiyorum, gittim. Ay! Kesin öldüm bu defa. Bravo! Bittim ben. Ben. Bravo! Bravo! Tamam efendim, sakin ol. Geçti. Komiserim. Ah! Durun be! Çekin be, çekin. Ay, çekin şundan. Şikayetçim komiserim. Kim? Gel. Kız çekin şundan. Şikayetçim komiserim. Bana bıçak çektiler. Esas ben pembeden şikayetçiyim komiserim. Ben de şikayetçiyim komiserim. Bu kadın dayak attı bana. Ay biz de şikayetçiyiz komiserim ya. Ya onlar kavga ettiler. Paparayı arada biz yedik komiserim ya. Susun. Susun. Size olayı açıklamak için fırsat veriyorum. Teker teker konuşun ve olayı ayrı ayrı anlatın. Komiserim. Öyle korkuttular, öyle korkuttular ki bak. Bak tir titriyorum acı. Korkusu anam bir şeye benzemiyor. 3,5 at attı bir hal oldum yani. Bunlar at nezareti. Ya ne diyorsun be kadın? Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Adam gibi anlat şunu. Ben anlatayım komiserim. Bu arkadaş sirklerde bıçak atıyor. Hı-hı. Adı Bahattin. Hı-hı. Patron dedi ki meyhaneye müşteri çekmek için Bahattin bir gösteri yapsın. Eysi beter de Bahattin'i almış meyhaneye getirmiş komiserim. Bahattin'in asistanı hastalandığı için pembe asistan olur musun dedik. Parasıyla. Dur tahmin edeyim. Pembe para lafını duyunca hemen mevzuyu atladı değil mi? Yok tabi. Aynen öyle komiserim. Bu arada Bahattin bıçak atınca Yusuf Yusuf oldu. Yok beni öldürüyorlar. Yok yetişin adam kesiyorlar diye bağırmaya başladı. Anam korkuyor. Anam korkuyorum anam. Bak ha titriyorum. Nabız böyle atıyor biliyor musun? Bak ölçüyorum anam. 1, 2, 3,5 gerçek vallahi 3,5. Gerçek vallahi. Çok komik bir şey ya. Yani ben şahsen pembeyi o vaziyette görmek isterdim yani. Ben de komiserim. Ay bir komiserim. Ben korkudan anam altımı dolduruyorum. Sen benimle maytap geçiyorsun. Şikayetçiyim anam. At bunları nezarete. Kurtulayım ikisini. Tamam. Hiç merak etme. İkisini de nezarete atacağım. Yalnız bir şartım var. Ne canım? Söyle kurban olsun pembe sana. De. Olayın tatbikatını yapacağız. Tatbikatı. Bakalım suç var mı yok mu ben karar vereceğim.
Yok olmaz. Yakalayın şunu. Gel Pembe Hanım da gel. Nereye gidiyorsun ya? Yakaladık komiserim. Yakaladık komiserim. Pembe Hanım, şikayetçi misiniz efendim? Değilim anam. Şikayetçi değilim. Kurban olsun Pembe sanırım. Yok anam yok. Tamam bırakın. Bırak. Şimdi hepiniz çıkabilirsiniz. Buyurun. Çıkabiliriz hanım. At geçiyoruz. Ferah. Anama Anife gacasıyla telefonda konuşurken duydum. Benim başlığıma zam yapmış. Hayda. Durduk yerde nereden çıktı bu zam çanem ya? Hayır yani petrole falan da zam gelmedi. Ya petrolle ne alakası var? Sen geçen hafta başlığı toplayacak gibi oldun ya, gacının yüreğini indi. O yüzden zam yaptım. Üf, ne kadar oldu şimdi başlık? 100 milyar. Ne? Ben 75'e toplayamadım ya. 100'ü nasıl toplayayım be? Hem bu anın senin neye göre zam yapar Sultan ha? Ya tefekkür ortada yani. En fazla %6. Hadi bilemedin 7 yani. Hadi 8 olsun. Ya çok değil mi bu başlık Ferhat? Çok tabii şahanem ya. Bir kıza 100 milyar verilir mi ya? Ulan ben bu paraya var ya başka yerden giderim 3 tane kız alırım ya. Hayır fiş de almasam 4 tane bile alırım ya. Yani illa marka almak zorunda değilim ki ya. Ne dersin sen? Ne demek 3-4 tane kız alırım? Senin gözün dışarıda demek ha? Ben seni gözlerine oyarım ha. Ya pardon şahanem ya. Ya ben o manada söylemedim yani rakam çok ya. Yani ben o parayı nasıl öderim manasında söyledim. Lafını bil de konuş o zaman. Ya ne yapacağım ben şimdi ya? Keşke var ya başlık parası için de morgate çıksa. Morgeç ne lan? Ya kredi işte canım ya. Hem morgeç değil morgate. Anlamadım ama. Maşallah Alevciğim. Kraliçalar gibi tahtına kurulmuşsun. 4 kişi birden başında anam bakım yapıyor. Ayrula, yoksa 5000'lik de bakıma mı girdin anam sen? 5000'lik bakım mı? O ne kız? Aa, bilmen lazım Alevciğim. Anam sen bilmesen kim bilecek? Anam motorlarda oluyor yani. Vın 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 5000'lik bakım oluyor hani. Alıyor motorlarda. Motor mu? Ya motor. Bildiğim motor. Yani hani biliyorsun değil mi motoru? Yanan motor yanan. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun Pembe? Anam yanlış anladın. Yani motor derken ben otomobil motorlarını kastettim. Anam hani 5000'lik motor bakımına giriyor ya onlar. Ha, ya. Ya. Kraliçem, bak sana ne aldım. Ay babacığım, ne aldın anama? Çekil şuradan. Sana demedim be. Aleve dedim, çekil şuradan. Baba, çekilmeyeyim anam. Yeter, yeter. Piyangodan çıkın bütün paraları aşağı. Yedirdin, azıcık da bize yedir. Allah versin. Hadi başka kapıya, başka kapıya. Ağzına sağlık kız Kadir. Ne güzel söyledin. Kraliçem bak, sana o beğendiğin tek taşlı yüzüğü aldım. Yüzükteki taşın büyüklüğüne bak anam. Ha, anam taş değil, vallahi çemberli taş mübarek. Baba, sen buna anam dünyanın parasını vermişsindir bu yüzüğe. Verme anam, ona bana ver sen onu, vallahi bana ver. Aa, yeter ama artık ya. Karışma sen, olmaz ki bu kadar. Gelemem böyle şeyleri ben Kadir. Yürü kız. Ense tıraşını göreyim bakayım. Pembe. Ee? Utanmıyor musun sen cici annenle böyle konuşmaya? Ağzına biber sürelim aman, sonra. Aman baba. Tüküreceğim artık cici annesine. 80'inden sonra kudurdum be. Utanmadan pavyon karılarını cici anne diye evime getiriyorsun. Yeter. Pembe. Aşığım aşık. Anam mart kedileri gibi azdım demiyor, şuna da aşığım diyorsun. Bana bak, yemeğine şap atarsam aklın başına gelir ha. Yazık, yazık, vallahi yazık. 400 milyon param var. Çocuklarına, torunlarına bir kuruş kuklatmadım be. Hepsini şu yedirdin. Ben anlamam. Alev'le iyi geçinmeye bak. Çünkü ben Alev'e aşığım. Allah'ım yarabbim, yarabbim lan baba vicdanını mı gerdirdin? Ne yaptın be? İyi güzel Allah'ım, sen şu kulunu ne zaman menopoza sokacaksın? Sok da kurtulalım. Cahil, menopoz denmez ona. Antropoz, antropoz. Anladın mı cahil? Aman ona da sok. İkisini birden sok da hemen kurtulalım. Yürüyün kız, siz de toplayın pulunuzu pırtınızı naş, hadi. Cık,
gittim abi, artık. Ne yaptın? Günaydın Cennet günaydın Mahallesi. Abi. Hoş geldin. Aa, sabah sabah bu ne Neşebi abi, hayırdır? Saunada masaj yaptırdım kardeşim. Var ya, nasıl iyi geldi biliyor musun? Anamdan yeni doğmuş gibiyim resmen. Cillop gibiyim, harikayım. Dünyanın 8. harikasıyım kardeşim. Belli canım. Ay, gözlerim kamaştı. Çılgı boğalar gibisin bebeter. Var ya, sauna harika bir şeymiş be. Bu sauna çetesi boşuna saunalara çöreklenmemiş kardeşim. Harika bir olay ya. Ötem, var ya, kimseler duymasın ama saunada fıstık gibi kızlar var kardeşim. Hmm. Gitti mi bebeter, güzeller mi? Güzel de laf mı be? Ben diyeyim Jennifer Lopez, sen de Catherine Zeta-Jones. Yalnız Jennifer'da anlaştık da ben Lopez değil, Lopez severim. Yaşa. Hele bir de Kamuran var abi. Bir masaj yapıyormuş var ya, aklın çıkar. Kamuran mı? Ha, Kamuran. İnanılmaz Kamuran. Sauna aleminin efsanesi. Bence sen de masaj yaptır Kamuran abi. Çok iyi gelir. Yaptırayım değil mi? Zaten boynumda kireçlenme vardı. İyi olur. Tabii canım. Ay. İyi bilirim ben o kireçlenmeyi. Evlere servisleri de var Ethem'ciğim bak. Heh. Ara. Ama Kamuran'ı iste tamam mı? Tamam, Kamuran'ı isteyeceğim. Sana Kamuran yakışır Ethem. Kamuran yakışır tabii. Yaşa. Sen şimdi eve git abi, telefon et, Kamuran'ı iste. Evde soyunup havlunu sırtına al. Kamuran gelecek, hiç merak etme sen. Allah! Kamuran gelecek. Tabii, gelecek ya. Fatih, kız yemekte ne var bugün? Tarhana çorbası var Pembe abla. Gene mi çorba be kızım? Başka ne vardır? Valla ara sıcak olarak kelle soğan var. Ana yemek olarak da dölado yeşil soğan. Yersen yani. Anam be, tüküreyim böyle kadere be. Babamızın 400 milyar parası var. Biz hala tarhana çorbasına kuru soğana talim ederiz. Kapı çalıyor. Ana bir bunlar eksikti. Sankim çok yemeğimiz var gibi, bir de misafir geldi üstüne. Abi buyur buradan yak. Aa, siparişlerinizi getirdim hanımefendi. Anam sipariş mi dedin? Anam ne güzel siparişli. Kuzlar, kebaplar, balıklar. Baklava sıvı suyu attı mı hala? Lan abi, yanlış adrese gelmiş olmayasın. Hayır, Kadir Bey sipariş vermişti. Anam gördün mü? Bir de babamın kalktık gittik, günahını aldık yani. Bize kuruş koklatmıyor dedik. Meye? O güzel adam, mevlatlarına en güzel, en pahalı ana mamaları şeyler almış gelmiş. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi. Çok büyük insan ben. Anam canım çıktı kız, bir tane hadi, hadi. Şişe şu istakozun bacağını da koparayım işte, istakozun bacağı. Dur, ne yapıyorsun? Dokunma yemeklerime pis ellerinle. Kız sen ne dersin? Dinle. Nerede senin yemeklerin olurmuş? Babam bizi ısmarladı, yürü ne yapayım? Değildi babacığım. Bu hafta neler? Sadece sevgilimle ikimize ısmarladım. Baş başa romantik bir yemek yiyeceğiz. Ne? Ne? Be baba. Ne yaptın? Boğazınıza dursun be. Baba, vicdanını mı gerdirdin? Ne yaptın? Boğazınıza dursun be yemekler. Anam gidiyor. Gitti gidiyor. Şşt, hadi yemekleri içeri getirin. Hadi. Hadi. Anam. Gözümüzün içine baka baka. Babamızın paralarını çatır çatır yiyor anam. Ay yiyor. Ay burnundan gelsin inşallah. Ay Kadir. Bak, havyar da yesene Celikom. Kız orada. Kız zıkkımın kökünü yiyin inşallah. Kız bana bak. Hiç canın çekmesin kızım boşu boşuna. Şu soğanın cücüğü var ya. O havyardan bir kat daha lezzetlidir anam. Gerçekten de bak. Aha bak 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 şunun tadına. Ha bak. Havyardan yedir. Ha kızım. Vallahi. Tatmak ister misiniz beyefendi? 1928'den kalma bir Fransız şarabı. Tatmaya gerek yok. Doldur, doldur. Bak, bak, bak. Allah'ın görmemişleri anam şaraptan da anlamıyorlar. Bak bayat şarabı kakalamışlar. Kız ana saçmalama be. Zenginler için eski şaraplar daha kıymetlidir. Sultan Haklı abla, kim bilir kaç milyardır o şarap.
Doğrudur anam, inanırım. Bu zenginleri eşeğin eskisi daha kıymetli zaten, baksana. En kıymetlisi de eski kaşar değil mi Alevciğim? Tövbe tövbe. Şuna bir şey söylesene kız Kadir. Pembe. Ne? Senin ağzına diline biber sürerim sonra. Biber süreceğine avyar sür anam. Hı? Biraz da biz bakalım o avyarın tadına. Siz pahalı pahalı şeyleri zıkkımlanın anam. Biz burada böyle tarhana çorbası içelim. Zaten bir su dırıl dırıla bak. Ay ne şanslısınız. Tarhananın kalorisi yok ki. Hiç kilo almazsınız. Ay ben bunları eritmek için bir de jimnastiğe gideceğim şimdi. Sağ olsun Kadirciğim beni 5 yıldızlı deniz spor salonuna 1 yıllık üye yaptı. Anam gitti babamın paraları gitti fıtlısa. Ay Pembe abla, onlar doyduktan sonra kalan kebapları bize verirler mi acaba? Ay ne güzel kızım değil mi Kadirciğim? Afiyet olsun kraliçem. Ay şu kebaplar da arttı. Kız Fatoş dediğin çıktı geliyor kebaplar, geliyor ana. Bak kokluyor şimdi. Yaşadık. Allah. Nefis koktu vallahi. Bize getiriyor. Bunları odama götüreyim de gece yiyeyim. Ye canım, sana feda olsun. Bak bak. Tüvallah belanı vermesin anam. Gitti çarmetler gitti. Çok yakışıklı oldum be. Hiçbir kadın hayır diyemez bu cazibeye. Yavran gacısı bayılacak bana. Kapı açık yavra, girebilirsin. Buradayım, salondayım. Önce boynuma masaj yap yavrancığım. Boynumda kireçlenme var da. Ne kadar güçlüsün. Ellerin de ne büyük yavran. Hiç bu kadar büyük kadın eli hissetmemişti. Kadın eli mi? Bismillah. Bu ses de ne? Sen de kimsin? Kamuran. Kamuran mı? Evet Kamuran. Nasıl yani? Kamuran erkek miydi? Belli olmuyor mu? Ben de şu masaja devam edelim. İmdat! Uzak dur benden. Gel buraya. Ben başladığım hiçbir işi yarım bırakmam. Gel buraya. Gel. Çekil git başımdan. Gel buraya. Telefon nerede çıktı? Gel buraya. İşimden mi olacağım? Çekil git seni. Kaçma. Seni gel buraya. Seni çekil. Kaçma. Gel buraya. Yavranmış. İmdat. Kaçma. İmdat. Kurtarın beni. Gel buraya. Yavranlar kurtarın beni. Kaçma gel buraya. Deve gibi maşallah. Gel buraya. Ne oldu Ender? Beğenmedi mi yavru? Kurtarın beni. Gel buraya. Gel buraya. Yavran değil. Çıkın şuna. İmdat. Yürüyün abi. Yürüyün abi. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ay dokunma bana. Sen benimle ne konuşabilirsin ki? Kenar parçası. Kız bana bak. Kız bana bak. Bana eli maşalı pembe derler. Ben öyle senin gibi pavyon konsomatistlerine papuç bırakmam, anladın mı? Git hadi, cart diye ayırırım senin o bacaklarını. Anamın gazabından kork. 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 Bütün mahalleye yakız İlker ondan be. Vallahi kız. Ayağını denk al. Yoksa Pembe abla anandan emdiğin sütü burnundan getir, haberin olsun. Heh, getiririm. Getiririm. Tehdit mi ediyorsunuz beni be? Ne tehdit mi ediyorsunuz beni? Dostça uyarı diyelim biz buna. Babamın parasını sana yedirmem. Aklını başına devşir. Topla pılını pırtını, yalla pavyonla. Naş! Anam naş, hadi naş. Demek benle başa çıkacağını zannediyorsunuz ha? Aynen öyle. Aynen öyle. Ay vurma! Anam karı kendini vurdu. Anam ne oluyor? Ay! Kacı tuzlu tam ne olur lan? Ağzımı patlattım Pembe. Anam karı kalktı ağzını patlattı. Ay kanıyor lan. Vurmayın, vurmayın. Kız anam ne yapıyorsun? Ne yapayım ben sana?
Anam kalıp kendini yiyor, ısırıyor. Vay 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 vay. Sultan! Kolumu dişleme! Yetiş kadını yetişiyor diyorlar beni! Ne oluyor lan? Kaç anladı karı? Anam yolluyor. Allah Allah, ne oluyor burada? Arkadaşım! Arkadaşım! Yetişmesen beni öldürecekler. Anam karı. Kuşu birden saldırdı. O kadar çok korktum ki kadıcığım. Aman ya. Ben böyle şey görmedim. Utanmıyor musunuz cici annemize el kaldırmaya? Baba inanma, anam yalan söylüyor. Ya oyuncuk dede ya. He. Ay baba kendi kendini ısırdı, dövdü karı beni. Dövdü anam, yedi kendini. İnsan hiç kendini döver mi? Bir daha cici annenize fiske vurursanız hepinizi polise veririm. Mirasımdan da reddederim ona göre. Hadi gel benimle. Dur kız. Anam. Anam şimdi ben şapa oturdum. Bu bedende yama çıktı. Çıktı. Yok anam, yedi bitirdi, ısırdı, yumruk attı, vurdu. Ne yaptı anlamadım ben bu babamın kafasını. Ben de. Pembeciğim çalın. Daha canlı çalın. Hadi. Hadi ya, canlı ya. Hadi. Konuşma. Zaten boş salona çalarız. Bir de canlı mı çalalım? Müşteri yok. Anam kime çalacağız? Cinlere mi? Vallahi Pembe haklı. Şansımızı işler iyice kesatlaştı zaten. Doğru be. Baksanıza müşteri iyice kaçtı. Bir tane bile kalmadı. Ya saçmalamayın ya. Müşterinin kaçtı falan yok kardeşim. Ensesi kalın bir zengin bu gece kapattı mı yani? O yüzden müşteri yok. Değil mi Rıza ha? Aynen abi. Direkt patron aramış. Sevgilimle evlenmeye geleceğim. Ha. Kapatıyorum meyhaneyi demiş. Şimdi gelirler. Ay ne romantik adamlar var ya. Sevdiği kaçı için meyhaneyi kapatırlar. Beter. Bak da dersen. Sen daha benim için değil meyhane kapatmak. Bir tane kahve falı bile kapamadın. Çalın çalın. Ha hadi. Geliyorlar abi, geliyorlar. Ha, beter. Geliyorlar, geliyorlar. Hadi. Çalın çalın çabuk. Çalın, hadi ya. Kızım, devam edin. Geliyor. O ne, o ne? Merhabalar, merhabalar. Dede? Baba, anam bu şaka mı? Ne oldu be, niye çalmazsınız? Hadi çalın, çalın, çalın. Siz de oynayın bakayım. Baba, sen mi kapadın meyhaneyi? Ne oldu, beğenemedin mi? Ben meyhane kapatamaz mıyım? Benim için kapattı. Söyle durmasınlar, çalsınlar Kadirci. O kadar para verdik. Çalsınıza Pembe ya, çabuk. Hadi devam edin. Hadi siz de oynayın, oynayın. Hadi be. Ölürüm de ben bu karıya çalgı çalmam. Ya saçmalama Pembe. Müşteri veli nimetimizdir. Paranı ödedim seni, tamam mı? Benim malım sayılırsın. Ne istersem yapmak zorundasın. Yok ya. Müzik istiyorum. Sen de müzik yapacaksın. Al sana layık müziktir ha. Nasıl? Uşuna gitti mi? Paranı verdim senin. Çal dedim mi çalacaksın. Anam. Anam. Allah yedim ben bu karıyı. Tutmayın. Hadi baba. Şikayetçiyim komiserim. Abo nerede o? Abo karıdan şikayetçiyim. Ben Pembe'den şikayetçiyim komiserim. Hepimiz bu kacıdan şikayetçiyiz komiser baba. Esas ben Pembe'den şikayetçiyim. Anam ben babamdan da şikayetçiyim. Susun! Susun! Siz kimsiniz kardeşim? Ben söyleyeyim komiserim. Hanımefendi benim müstakbel eşim. Pembe'nin de cici annesi. Ne bak, bak şuna bak. Cici annesi mi? Bugünleri de mi görecektik Pembe? Komiserim ne cici annesi be? Abi babama 400 milyar para çıktığını öğrenince gene gibi yapıştı. Babamın kanını kurutana kadar da bırakmayacak komiserim. Hı. Ya şikayetçiyiz komiserim. Esas biz bunlardan şikayetçiyiz.
Gereğini yapın komiserim. Tamam Kadir Baba, tamam. Şikayetinizi dikkate alacağız. Siz karınızı alıp gidebilirsiniz. Ben pembelerin ifadesini alacağım. Oh sağ ol. Hadi yavrum hadi. Ah canım. Anam kudurdu. Kurban olayım komiserim. Babamı kurtar bu yamyamdan. Bütün parasını yiyecek valla bak. Baban kadından şikayetçi olsa bir şeyler yaparız pembe ama. Baban şikayetçi değil ki. Babam niye şikayet etsin komiserim? Herif kuduruk mart kedileri gibi kızışmış. Gözü acıdan başka bir görmüyor. Kızgın kumlardan serin sulara, serin sulardan da geri kızgın kumlara atlıyor. O zaman maalesef yapacak hiçbir şey yok pembe. Kanunen bu kadına hiçbir şey yapamayız. Size sükunet tavsiye etmekten başka bir şey yapamam. Komiserim haklı pembe. Yasal olarak kadın bir suç işlemiş değil ki. Salih. Buyurun komiserim. Arkadaşlar bu dışarı çıkar lütfen canım. Bağ üstüne komiserim. Hadi bakalım yani dışarı. Yani yandık diyorsun. Hadi dışarı. Yandın ki ne yandım pembe. Anlıyorum. Yandık anam valla yandık. Zeynep bakma öyle. Bas şu zili açsınlar kapıyı. Sen bir daha bas bas. Heh, bas. Allah Allah. Ya niye açmazlar bunlar bu kapıyı ya? Duymazlar mı acaba? Anam. Gene kudurmuş tavşanlar gibi oynaşıyorlardır kesin gerçekten. Neden duysunlar bizi? Anahtarın yok mu? Kim? Benim de var Pembe abla. Al buyur. Çekil ulan şuradan. Gel. Allah belanı verdi. Tövbe tövbe. Yanlış anahtar vermişsin şapşal. Klidine uymuyor bu. Ayo anahtar olur Pembe abla. Başka anahtar yoktur ki zaten. Allah belanı vermesin. Ona niye anahtar açmıyor? O zaman yanlış anahtar. Ay ne bileyim ben be. Dur ya. Anahtar işte bu anahtara. Aa. Ne? Kapının kilidini değiştirmişler be. Aa. Ne Allah? Kapının kilidini mi değiştirmişler? Sisi karı kalktı gitti kapının şeyini değiştirdi. Baba! Dede! Baba! 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 Anam kaldı kapılarda valla. Boşuna vurmayın kapıya. Artık siz bu evde istemiyoruz. Ne? Ne? Kız sen kimin evinde kovarsın? Senin ağzını yaşarım ben ya. Ne? Kız bana bak sen. Dağdan geldin bağda geri mi kovarsın sen? Kız geri sen. Valla yolarım saçın başına. Pavyon geri seni. Ev benim sevgilim deli Kadir'in üzerine. Defolun gidin buradan. Alın pılınızı pırtınızı. Gidin buradan. Kız, ay yolu vereceğim şimdi. Elimde kalacak benim ay, o bey. Kız gelirsem oraya sıçını başını yolacak senin. Ay. Pavyon girer. Aman. Ne oluyor? Aman. Kız alın beni. Kız bana bak. Baba. Allah Allah, bu ne ya? Hayda, bu ne abi ya? Lan sabah sabah yatağımın başında ne kurna çalıyorsun? Ya Pembe abla, delirdin mi sen? Hem yolun ortasında yatarsın, hem de bana kızarsın be abla. Lan Rüstem. Başka yol mu yok? Yatak odamın içinden gelip geçiyorsun. Yalla, naç! Ya Pembe abla! Ya Pembe abla! Allah, Allah, of ya! Yat kızım, yat. Hadi yatın Pembe abla. Ne oluyor ya? Kim yatar orada be? Bu insanla niye toplandın? Hasta mı var? Allah Allah. Ne? Dur bakayım. Ne oluyor be? Aa! Çekil çekil. Aa! Pembe! Ne yaparsınız sokak ortasında mı yatarsınız yani, be? Benim sokağa dur. Ya sormalı Ferhat. E tabi. Su kullanma tarihin geçince haliyle sokağa atarlar seni Pembeciğim. Tübe tübe. Şahanem ne oldu ya? Ya sorun be Ferhat. Dedeme yazılan o zilli var ya. Gece vakti hepimiz sokağa attı bizi. Hayda. Artık bizi eve almayacaklarmış abi ya. Sokakta mı kaldınız be? Niye? Biz öldük mü? Sizi sokakta bırakır mıyız hiç?
Eniştem haklı be. Gelin bizde kalın ha Sultan. Gel kız Pembe. Ay bizim evimiz hepimize yeter kız. Yok ya. Kız ben senin o pis pasaklı evine mi kaldım? Senin o evine ben tükürmek için bile gelmem kız. Sen bilirsin. Görende saraylarda büyüdü saracak. Gibi sokakta kalıp da kuyruğunu titret de gör bakalım ne oluyormuş. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Babam beni, torunlarını, çoluğunu, çocuğunu sokakta. Ana bütün mahalleli görsün de rezil olsun, rezil. Utanmaz adam. Baba! Duyuyor musun anam? Bir, bütün mahalleli geldi sana gülüyor ha. Kız sen de laf dinleme kalk açık ortalığı sil süpür. Ay tüküreyim sen. Ev işine be. Evden atıldık ortada ev yok. Ben hala ev işi yaparım. Bu ne talihsizlik? Çekil bakayım. Çekil o zaman. Çekil. Ben ne oldu abi? Ne oldu ya? Abiler ya haberiniz var mı? Pembe abla sokağa atılmışlar ya. Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl sokağa atılmışlar? Abi Deli Kadir'in sevgilisi var ya, o yapmış her şeyi ya. Hayda. Koşun be koşun. Hadi abi. Koşun. Koş. Allah Allah ya. Kız. Ne? Saçaklı. Getir oradan battaniyeyi, dondum. Anam dizlerim üşüdüyor. Yazık bağla. Ay. Tüh valla belanı vermesin. Bir sahip olamadın karına. Ya Fatu senin yüzünden ben dayak yiyorum. Aç canım şunu. Pembe. Kayacağım düşeceğim tutsana beni. Pembe geçmiş olsun ne oldu ya? Kızım sorma. Deli Kadir sokağa atmışız ha? Çok üzüldük Pembe abla şipşak ya. Vallahi ben de üzüldüm. Ben de sağ ol canım. Ne yapalım? Kaderdi. Sokakta yatmak da vermiş hanım. Başa geldi artık çekeceğiz. Olur mu be Pembeciğim ya? Biz seni sokaklarda bırakır mıyız? Kurban olurum sana. Sen benim evimde kalırsın. Yok yetemciğim. Bende kalması daha iyi olur. Zaten ben yalnız yatamıyorum ya. Birlikte sarılır mıydık ha? Defol git şuradan bir. Üşüştüler başıma. Kaçsan paralar. Gün doğdu değil mi size? Ayıp ettim Pembe ya. Benim maksadım sen sokakta kalma diye yani. Pembe abla be. Ben derim ki Sultan da bizde kalsın ha ne dersin? Gencecik kız be. Sokaklarda yatıyor böyle. Üşütecek be. Çocuğu olmaz. Ulan batan geminin malları mı sandınız siz bizi ulan? Ya? Yağmalamaya bombalamaya kalkıyorsunuz. Defolun lan şuradan. Hayda. Ay dur be. Ne yaparsın be? Babam yaptığı hatayı anlayana kadar hepimiz burada duracağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Aferin lan sana. Aslanım benim. Deli Kadir de çıktı. Baba. Ha. Baba. Ay kurban olsun Pembe. Bak çocuklarını çektiği sefaleti gördü. Yüreği dayanmadı anam gene baba. Özür dilemeye geldin değil ay, mi dedeciğim? Ay canını yerim seni. Yok Kadir'cim. Bunlarla muhatap olma. Bankaya gidelim. Bak muhatap olmak istemiyorum sizinle. Dede. Vicdanın kurusun baba be. Bu karı ne yaptı sana büyü mü yaptı? Ama vicdan gidiyor vicdan. Büyü mü yaptı derim? Domuz kuyruğu mu yedirdi? Gitti mi? Nasıl böyle vicdansız oldum be? Kanam kesin büyü yaptı. Kurusun düşsün işe. Ne böyle deme be. Ay vallahi kaldım burada. Lan Ferhat, biz hep para diye dövünüp dururduk ya. Şimdi anladım ki Allah insana para vereceğine ayılı para versin. Niye Şahane? Ya niyesi var mı be? Bak dedemin piyangodan 400 milyar para çıktı. Ne oldu? Ne oldu? Normalde bir insana 400 milyar para çıksa bütün hayatı kurtulur değil mi? Doğru Şahane. Ama bizim hayatımız mahvoldu be Ferhat. O pavyon karısı dedemin parasını tek başına yiyebilmek için hepimizi sokağa attı ya. Yani demem o ki Allah para vermesin, ayılı para versin. Çok doğru dersin Şahane. Bak. Gel sana yap. Çok gel. Güzel olmuş lan bu. Hadi bakalım millet yemeğe. Haydi millet. Haydi. Bak Pembe senin için kendi ellerimle yaptım ben Pembeciğim. Haydi ondan korkardım ya. Kız yıkadın mı ellerini pasaklı? Tövbe. Ay nankör gacı ne olacak be? Ay ben ona yemek yapayım. Ondaki afra tafraya bak be. Sadrazamın sol parmağı sanki. Uzat kız ellerini. Tırnak kontrolü yapacağım. Yoksa yemin vallahi yem. Tövbe. Ay illa konuşturacaksın beni deli be. Yapma Pembeciğim ya. Kızcağız işini gücünü bırakmış sana yemek yapmış. Sen ona neler diyorsun? Anlamaz. Bildiğin gibi değil. Beter. Vallahi yüce Rabbim beni bu fukara çulsuzlara muhtaç etti ya anam. Nasıl gururum incitti bilemezsin ha. Çok onur kırıcı. Allah'ım ya Rabbim. Sen onu aldırma Menekşe ya. Ne demişler? İyilik yap denize at.
Balık bilmezse Halik bilir. Hadi yiyin. Aa, komşular yemek mi getirdi size? Kaç zampara. Bak, torunların çocuklarını sokağa attın. Ulan dilenci gibi onun bunun verdikleriyle karnımızı doyurmaya çalışırız ve utan utan. Meraklanmayasın pembe. Biz bankadan paramızı çektik. Yarın sabah evleneceğiz. Sonra da gidip kendimize, sevgilime bir ev alacağız. Biz villaya taşınacağız. Evet. Sen de o kümesten bozma evinde oturabilirsin. Baba, Allah sana akıl fikir versin ana. Şimdi sen bu namus fukarası zilleye villa aldın. Villa. Kraliçeme villa değil, saray alsam azdır ya. Kıskançlıktan çatla da patla. Villanın tapusunu üstüme yapacak Kadirciğim. Canım harika benim. Harika anam. Hadi Allah versin. Suyundan da koy. Yoldan baba, yoldan. Baba, eğer bu karı seni bir gün villadan atarsa sakın yanılıp kapıma gelme, komam seni içeri. Bu gece yine dışarıdayız değil mi abla? He. Yok, 5 yıldızlı oteldeyiz. Herhalde dışarıdayız. Gidecek yerimiz mi var ulan? Ne yapalım, canımız sağ olsun. Allah'tan bu gece hava güzel olacak. Ulan tebrik ederim Selim. Hava durumunu ne güzel takmin ettin ulan. Hakikaten de hava çok güzel. Ya. Canım be. Ay. Sen bir inat etme, gel şu eve artık ya. Bu havada dışarıda kalamazsınız, hadi. Ya canım ya, hadi be, ne olur kalkın ya, üşüteceksiniz ya. Kızım, ben giderim. İster gel, ister gelme. Gelmem. Patoş, Ayşe, hadi kalkın. Ben de gireyim bari. Kim? Pembe, hadi lütfen kalk, hasta olacaksın ya. Gelmem. Ne hastalığı, bir şey olmaz bana. Hapş. Bak, 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 hapşurdu. Bak, hapşuruyor, hadi. Kalk, 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 hadi. Kalkın. Hadi kalkın ya, Pembe abla, inat etme. Hem derim. Hadi hadi hadi. Ulan budur ha. İyi gelir. Hiçbir şey kalmaz. Hemencecik toparlanır. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Kız ıklamur, hiç ben sevmem. Al iç. Baba, ne hallere düşürdün bizi ulan. Eşekten düşmüşe döndük kısmet ana. Şimdi Deli Kadir hakikaten yarın evlenecek mi Pembe? Evleniyor anam. Paralar da pır diye gidiyor. Beter. Anam ne yapıp yapacağız? Babamın o gacıyla evlenmesine engel olacağız anam. Doğru dersin be Pembe. İzdivacına müsaade etmeyelim. Kızına, sana ne oluyor be? Kız, yoksa ayrı ömründe Deli Kadir'e aşık mı oldun? Yok kızım, yanlış anlama. Ben pembelere üzüldüğümden dedim. Ay canım benim. Tabii tabii, biz de yedik ya. Bu evliliğe mani olmanın bir tek yolu var. Nedir abi? Bu kadın Deli Kadir'in parasının peşinde değil mi kardeşim? Aynen öyle. Şimdi Deli Kadir'in parası bir şekilde yok olursa bu kadın Kadir ile evlenir mi? Vallahi yüzüne bile bakmasa. Aşk olsun, ne varmış Kadir'in yüzünde? Ya kızına sen bir karışma be. O zaman biz bu parayı ortadan kaldıracağız Pembeciğim. Nasıl? Parayı kadının gözünün önünde yakacağız. Ne? Lan sen delirdin. Koskoca 400 milyon trilyonu yakıyor muyuz şimdi? Gerçek parayı yakmayacağız Pembe. Paraların fotokopisini çektireceğiz. Gerçek paraların olduğu çantayla değiştireceğiz. Hop bitti. Vallahi bu çok akıllıdır anam. Maşallah. Aklı yani zekası. Tam düğünde paraları yakacağız. Onlar gerçek parayı yaktığımızı sanacaklar ama biz aslında sahte paraları yakacağız. Nasıl plan? Ah ulan be. Tek kelimeyle muhteşemdir valla. Ya yaşa yaşasın be valla. Kralsın valla usta. Çok güzel, çok. Ya sen olmasan ne yapardık bilmem valla be. Yaşa. Her eve anam bir beter lazımdır. Bak, yazdım buraya. Anam içim titriyor. Yavaş ulan, ses etme. Düğüne çok az kaldı. Nerede kaldı bu beter ulan? Çantaları değiştiremesek bu iş yatar Azeli. Ya yanlışım varsa düzeltin ama paraları fotokopi yaptırırken başına bir şey gelmiş olmasın? Boşum ağzını ayrı aç. Tübe tübe.
Ah, gelir işte ama. Gel anam, gel, gel, gel. Allah çok şükür lan, nerede kaldın be? Anca gelebildin Pembe. Delikadiller çıkmadı değil mi? Yok, yok, pencereden gördüm. Düğün için hazırlık yapıyorlar. Sen paraları çoğalttın, hazırladın mı? Fotokopici ilk başta çoğaltmak istemedi ama film işi için dedim, inandık. Nasıl olmuşlar? Darphane işinden farksız değil mi? Üsttekiler fotokopi, aradakiler beyaz kağıt. Ay tıpkısın aynısı değil mi kız Pembe abla? Paraları kim değiştirecek? Ben değiştireyim mi? Selim girsin içeri, şüphe çekmez. En doğrusu değil mi Pembe abla? Ay canım benim. Ulan bana bak, babamlara yakalanırsan eğer içeride eşyamı almak için geldim dersin, tamam mı Selim? Tamam abla. Unutma Selim, unutma. Bu çantayı bırakacaksın, gerçek tamam. Paraların olduğu çantayı alıp çıkacaksın. He. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Meraklanmayın, yakalanırsam sizi tanımıyorum. Allah'ım, sen şu oğlana akıl fikir ver ya Rabbim. Ya dayı, ne olur dikkatli ol, yakalanma tamam mı? Tamam. Sakın ha. Hadi çık. Yavaş, yavaş. Çıkıyor, çıkıyor. Yavaş, kız yavaş, çıkıyor dikkatli vallahi. Ol, çıkıyor. Ay güzel. Tamam çıktım. Yavaş ulan düşecek. Nerede bu çanta ya? Ha işte. Ha. 100 numara. Sırasını geçtim telefonu ya, yakalanacağım. Kadir, salondan bir telefon sesi mi geldi? Ben de bir telefon sesi duydum sanki. Hadi kraliçem bir bakalım. Eyvallah, geliyorlar. Oğlum Selim, derhal tüy buradan. Çanta hangisiydi ya? Bu muydu? Yok şuydu. Yok yok, bu. Ha bu, tamam. Bir kız bakayım saatini, saat kaç oldu? Ha çıktı. Ha geliyor. Geliyor kalk. Değiştirdim lan çatayı. Ha, kaçar mı? Gerçek paralar bu çantada. Bitti aslan mi? Selim at ulan aşağıya. At. Al şunu. Hadi. İçerideyken telefonum çaldı. Az daha yakalanırdım valla. Sultan al kızın paralar sende dursun. Dikkat et çaldırma. Tamam, çaldı mı? Tamam. Yürüyün şimdi düğüne anam. Hadi. Tezgahı tamam. Kuralım hadi, hadi yürüyün. Abla ben. Ne? Ben ne olacağım? Tüh Allah belanı bilmesin. İyi ulan aşağı. Koy o merdiveni, gel arkamdan. Tamam abla. Kimsecikleri yok kraliçem. Biz öyle gelmiş demek ki aşkım. Ben yine de şu para çantasını yanıma alayım kraliçem. Ne olur ne olmaz. Al canım al. Hadi. Ana babamın düğününde bu kadar eğleneceğim vallahi aklıma gelmiş. Yandan Pembeciğim yandan. Yandan dokuştu, canım dokuştu. Allah. Hadi. Allah. Ah, ah. Çat, 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 çat. Allah, gelin de damat geliyor. Hoş geldin Kadir abi, gel, gel, gel. Bıraksanıza. Şuraya. Bu iki insan evlenmek maksadıyla belediyemize başvurdular. Ve evlenmelerinde herhangi bir sakınca görülmedi. Ne sakınca görülecek? Allah'a şükür bütün gücüm kuvvetim yerinde al. Emin olun Kadir. Efendim? Sen Kemal kızı Alevi karılığa kabul ediyor musun? Evet, evet. Kemal kızı Alevi. Sen Emin oğlu Kadir'i kocalığa kabul ediyor musun? Hayır. Ne oldu hanım? Bu nikaha itirazım var hanım. Abu karı sırf babamla parası için evlenir. Yalan! Ben bu adamı sevdiğim için evleniyorum. Demek sevdiğin için evleniyorsun ha? Aynen öyle. Canım bak. Aa, benim çanta. Babamı gerçekten sevip sevmediğini anam şimdi anlayacağız. Aç kız şunu. Aç getir şu sandalyeyi. Beterim ver şu çakmağını anam. Tamam Pembeciğim al. Ver. Kolonyayı da ver canım. Dur ne yapıyorsun? Bak şimdi. Delirdin be kızım, ne yapıyorsun? Paraları yakacaksın. Bak şimdi ben de zaten onu yapıyorum. Tut kız şunu. Bismillah.
Para da anam ne güzel yağlı kağıttan oluşa. Paralar! Ne güzel. Paralarım yanıyor! Ne güzel güzel cayır 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 yanıyorum. Hayır, maşallah. Helal olsun Pembe abla. Ne oldu? Yanıyor. Yanıyor. Tanrım baba ne yapıyorsun ya? Para! Yukarı gitti, paralar gitti. Şimdi babamın parası yok. Madem seviyorsun anam. Kıl şimdi nikahı da göreyim be. Kıl. Cevabınızı bekliyorum hanımefendi. Ay ne yapayım ben bu dedem yaşındaki adamı be? Ha gördünüz ha. Yürü amca giderse. Sağdan git. Kraliçem gel buraya. Kraliçem beni bırakma. Haydi. Haydi yürü gençle gidersin. Dur be. Yaracan ben delikanım yaracan. Mahvettin beni. Hem paramı yaktın hem sevgilimden oldum. Ama be. Ay ne yapacağım ben şimdi? Ay kafayı yedi. Anam kesin kafayı yedi. Yalnız karım baba. Babacığım. Karı seni sevseydi gider miydi? Paranın yandığını gördü öyle gitti anam. Demek ki bak seni değil seni paranı severmiş. Hadi o gitti. Peki benim paramdan ne istediniz? Ne istediniz paramdan? Deli Kadir. Sana çok sevineceğim bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ne diyorsun Pembe söyleyeyim mi? Hı, söyleyeceğiz ama söz ver. Bir daha o pavyon karılarını eve getirmek yok ha. Peki söz. Bir de bana söz ver dedi. Eğer bir daha eline para geçerse Ferhat da bana başlık parasını vereceksin. Hadi daha neler artık. Söyle beter. Deli Kadir biz senin paranı yakmadık. Sahte paraları yaktık. Ne dersiniz be siz? Yeminle valla baba. Fotokopide şeyleri paraları çoğalttık anam. Aynı senin çantan gibi bir çantanın içine koyduk. Selim gizlice eve girip çantaları değiştirdi. Sahte parayı bırakıp gerçek paraları aldım. Evet. Düğünde yaktıklarım sahte paraydı. Sahte paraydı anam. Aa bak işte baba. Gerçek paralar anam. Bak bu çantanın içinde. Aa işte bak. Allah! Çok güzel bir haber bu. Hepinizi öpeceğim. Al kızım baba, benim. Paralarını öp anam. Hasret gider açık, al al. Bir dakika Pembe ya, bu paraların arası beyaz ya. Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz. Anam. Beyaz be bunlar. Beyaz bunlar, gerçekten kağıt ya. Ay fotokop para bunlar be. Ana ay bana bir şey oluyor. Ulan bu babamın çatısı değil mi? Selim, gerçek paralar bu çantanın içinde olmayacak mı? Öyle olması gerekiyordu tabii de. Evet. Ne oldu da olmadı ulan? Demek ki ben çantaları karıştırmışım abla. Karıştırdım ben sana, karıştırdım ben. İnandık abi. Valla belanı değilsin. 400 milyon trilyonu yaktı bu lan. Birazcık öyle oluyor Pembe. Ne oldu be? Hadi bak git be. Param kalmadı. Anam gitti paralar gitti. 400 milyon trilyon gitti anam gitti. Ay benim gitti. Şansım. Gitti gidiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Kim yaptı bu planı? Kim yaptı? Selim. Beter yaptı abla beter yaptı. Sen. Ulan ya, yaktınız beni. Yap. Beklisiz yaktınızı bunu. Ya dur Pembe. Gitti paralar gitti anam. Paralar gitti. Giren gitti ay, artık dur. Ay, ay 400 milyar trilyon. Trilyon gitti. Ay. Hey millet, alo, duydunuz mu beni? Cennet Mahallesi roman olmuş, roman. Dalga mı geçersin be? Cennet Mahallesi başından beri romandı zaten. Daha en başından beri bu mahallede romanlar yaşar kardeşim. Yeni fark etmiştir o Muharrem abi. Jeton Karay arkadaş da biraz geç düşüyor ha. Çok komik. O manada roman değil kardeşim. Hangi manada? Kitap şeklinde yani. Kitap şeklinde mi? Evet.
Mahallemizi bir romanda anlatmışlar kardeşim. Hadi be, üf. Ya yeminle ya. Ya ben birazını okudum. Hepimizden bahsediyor kitapta. Pembe abladan, Muharrem'den, Ethem abiden, senden, Sultan'dan. Ya hadi git kardeşim ya. Sen İnanmayın şu yalancıya be abi. Danslarıyla, müzikleriyle ve roman vatandaşlarıyla meşhur semti Cennet Mahallesi roman. Ferhat'ın sesini açsana biraz. Yazar Kedikoğlu'nun kaleme aldığı Cennet Mahallesi isimli Muharrem roman şuna bak. En çok satanlar listesine 3 numaradan girdi. Tunç Kedikoğlu'nun romanların aşklarını, danslarını ve müziklerini anlattığı Cennet Mahallesi isimli roman edebiyat çevrelerince heyecanla karşılandı. Aa! Bunlar bizim resimlerimiz ya. Ayda, bu ne ya? Hakikaten de kitap olmuşuz iyi mi? Nasıl olur be abi? Sakalımız yok ki, kimse inanmıyor ki. Aha. Ya size bir şey diyeyim mi? Yürüyün şu kitabı alalım hadi. Bakalım romancı hakkımızda neler yazmış be. Hadi yürü. Zeka Pembe'ye aşıktı. Fakat Pembe ona yüz vermediği için parasıyla onu tavlamaya çalışır. Allah Allah. Bu Tunç Gedikoğlu annem bunların hepsini nereden biliyor? Oku sen oku. Sultan ve Ferhat birbirlerine deli gibi aşıktırlar. Onların aşkı gibi bir aşk görülmemiştir. Fakat kavuşmaları imkansızdır. Çünkü düşman hayal çocuklarıdırlar. Allah Allah. Ulan herif hakkımızdaki her şeyi biliyor hakikaten be. Çünkü Sultan'ın annesi Pembe, düğün günü Ferhat'ın babası Yunus'u boşacı Gülsüm'ün koynunda yakalamış. O yüzden de iki aile düşman olmuştur. Doğru. Artık bunu da mı biliyor ya? Ya kim bu adam ya? Nasıl bilebilir her şeyi ya? Hakikaten de ya. Annem acaba mahalleden biri mi anlattı? Oku sen Ayşe, oku oku. Muharrem'le Menekşe'nin en büyük arzuları bir çocukların olmasıdır. Fakat her yol denemelerine rağmen Menekşe bir türlü hamile kalamamıştır. Bir dakika, bir dakika ya. Doğru söyleyin. Aranızdan biri bu romancıyı tanır mı ha yoksa? Deli deli konuşma. Hiçbirimiz tanımıyoruz. Ne de tanıyacağız? Allah Allah. Vallahi tanımayız be. Durmayın be. Gidip bizim mahallem sırlarımızı anlattınız ya, adama değil yapmayın mi? Ya. Kaç paraya sattınız lan bizi? Ben kaç paraya? Hala, ya yapmayın durun ya. Durun ya. Ya bir durun ya. Ulan senin bizi satmadığın ne malum. Emez zeytinyağı gibi üste çıkma. Ya bir durun ya. Birlik olmamız gerektiği bir zamanda kavga edilir mi hiç be? Allah Allah. Ferhatlar haklı be Menekşe. Bilip bilmeden kavga çıkar mı be? Belki işin altında başka bir iş vardır. Her şeyi bize anlatmış millete be. Ulan dava açacağım ben bu herife. Mahkemelerde sürüm sürüm sürdürüp tazminat alacağım ha. Göreceksiniz. Pembe'nin özelini anlatmak ne demekmiş görsün o. Ben de dava açacağım. Hadi bakalım biz de açıyoruz. Görsün el mi yaman be mi yaman. Hadi yürüyün karakola. Hadi yürüyün be. Hadi gelin gelin gelin. Ya hadi git. Hadi git. Gel. Gel oğlum çabuk ya. Saatte yürümez. Hadi. Yürüyün hadi. Arkadaşlar. Hadi. Gidelim komiser babaya derdinizi anlatalım. Abi, hadi yürü. Anlatalım. Yürü. Ne ya? Herifi gökten alırken yerde bulduk be. Ne oldu? Bu iftiracı romancının imza günü varmış kızana. Anam neredeymiş bu imza şiş? Otelde pepe. Yürüyün ulan doğru otele gidiyoruz. Herife bir güzel sopa atıyoruz. Bize iftira atmak ne demekmiş gösteriyoruz ona. Gösterelim. Abla romanı da yanıma aldım. Belki imza alatırız ha. Allah aşkına gitmişken şu Selim'i çuvala atıp yerlere atalım. İzimizi kaybettirelim kurtulalım. Yürü. Yürüyün haydi yürü. Arkadaşlar. Yürü ya hadi ya. Hadi Ethem abi yürü. Gelin buraya. Aa, hanımefendi. Ne sırası be? Var, lütfen. Hadi be, ne sırası be? Ne var kardeşim ya? Buraya geçsenize kardeşim. Pardon yazar efendi, şunu da benim için imzalar mısın? Pembe? Peter. Aa, nasıl olur ya? Sen mi yazdın romanı? O Tunç Kedikoğlu sen misin abi? Vay kardeş vay. Her şeyi nasıl bildiği şimdi belli oldu bunun. Koynumuzda yılan beslemişiz meğerse. Arkadaşlar lütfen açıklayabilirim. Fakat önce... Başlatma şimdi fakatına. Demek ulan sen bize oyun oynadın ha. Tükürün şunu suratına bir. Biz seni kardeşimiz gibi bağrımıza bastık be. Her şeyimizi ele güne ifşa et diye mi sevdik seni be? Yazıklar olsun sana. Terbiyesiz. Ahlaksız. Çok pardon. Sırası değil ama kitabı imzalayabilir misin be Beter? Selim'e diye yazarsan. Gerçek lan çekil şuradan be. Kire.
Danışmışım dedik ya. Dur. Pembe lütfen açıklamama izin ver. Kızgın olduğunu biliyorum ama ben burada... Sen nasıl bizi yazarsın haysiyeti kırık? Ha? Nasıl bizi hakaret edersin? Çekil abi çekil. Allah'ımdan bu senin. Yürü komiser babaya gidelim. Erkeksin gelirsin komiser babaya. Yürü. Komiserim. Ne istiyorsunuz? Şikayetçiyiz komiserim. Ben de şikayetçiyim efendim. Asıl biz komiserim Tunç Gedikoğlu denen heriften şikayetçiyiz. Bu Tunç Gedikoğlu üçkağıtçının önde gideniymiş meğerse komiserim. Şikayetçiyiz komiserim. Nezarete atın komiserim, nezarete atın. Susun! Allah Allah! Tunç Gedikoğlu kim be? Kırk yıllık beter ne zaman Tunç Gedikoğlu oldu be? Siz sarhoş falan mısınız yoksa? Size bir şey itiraf etmem lazım komiserim. Ben aslında sizin sandığınız gibi dolandırıcı Beter Ali değil... ...romancı Tunç Gedikoğlu'yum. Yok canım, kendini küçümseme bu kadar. Dolandırıcısın, dolandırıcı. Hem de dolandırıcıların önde gidenisin. Ya bir yıldır komiser baba dahil hepimizi kandırdın ya. Ne diyorsunuz siz be? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamayacak ne var komiserim? Beter sandığımız bu dolandırıcıların şahı... Meğerse manam Tunç Gedikoğlu denen bir romancıymış. Yapma ya. Şu Cennet Mahallesi romanını o yazmış komiserim. Bir de imzalatabilseydik. Ay senin imzana tüküreyim ulan. İmza da imza. Ver bakayım şunu. Buyurun komiserim. Komiserim bu benim sanatım. Daha önce mafyaların arasına karışıp onlarla ilgili bir roman yazdım. Dolandırıcıların arasına girip onlarla da ilgili bir roman yazdım. Azıcık da insanların arasına karışsaydın ya... Hem roman yazardın hem de insaniyeti öğrenirdin biraz. Dost diye bağrımıza bastık. Aferin oğlum. Güzel söyledin vallahi. Saçmalamayın be. Ne güzel kitap yazmış adam. Bundan daha güzel bir şey var mı? Teşekkür ederim komiserim. Cennet Mahallesi'nde yaşadığım günlerin meyvesi de bu kitap işte efendim. Yalnız beni biraz sinirli diye anlatmışsın. Yani gözümden kaçmadı ha. Her şey yalanmış komiserim vallahi. Şok olduk. Hepimizi kandırdı herif mahalleciğim. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Fakat romanımı yazmam için kimliğimi saklı tutmam gerekiyordu. Beter. Buyurun efendim. Pardon yani. Neydi? Tunç Bey. İmzalı bir kitabınızı isterim ha. Seve seve komiserim. Ben de isterim. Bak hala imza diyor. Hala imza diyor. Arkadaşlar aramızda başka kimliğini gizleyen romancı yok değil mi? Ethem abi. Senden biraz kıllanıyorum ben ha. Kim bilir seninle çıkacağım bakalım ha. Lan o çıksa çıksa angut çıkar. Başka da bir alt çıkmaz o malzemeden yani komiserim. Pekala tamam. Olay bitmiştir. Buyurun çıkabilirsiniz. Kitap alabilirim. Sağ ol. Neredeydiniz bu saate kadar be? Açlıktan mobilyaları kemirmeye başladım. Baba, romancı aramaya gittik yani. Anca geldik işte. Buldunuz bari. Bulduk baba. Anam bulduk da bulmaz olaydık. Bulduğumuza da yani bin pişman etti bizi. Hepimiz şok geçirdik. Niye be? Ya dede, Tunç Gedikoğlu diye bildiğimiz Baron Mersan kimmiş bilir misin? Kimmiş? Tahmin et, hayatta aklına gelmez. Kimmiş be? Beter. Bizim Beter Ali'ymiş baba. Ne dersiniz siz be? Tiner falan mı kokladınız yanlışlıkla yoksa? Yeminle vallahi. Beter. Böyle işte Tunç Gedikoğlu diye bir romancıymış meğerse. Bizim hayatımızın romanını yazmak için kalkmış anam bizim aramıza girmiş. Vay be. Roman yazmak için roman olmuş. İşte belli etmedi be. Etmedi anam. Helal olsun. Deyim oyuncudan iyi oynadı. Pes ki pes yani pes. Seni anlamıyorum Tunç. Bir yıl ortadan kayboluyorsun ve sevgilim dediğin kadını bir kerecik bile olsun arayıp sormuyorsun. Çok kırıldım. Serpilciğim, bunu sana daha önce de söyledim. Günün birinde ortadan kaybolursan sakın şaşırma dedim. Romanlarımı yazabilmek için böyle yaşamam şart. Sen böyle kaybolup durmaya devam edersen seninle bir gelecek kurmayı nasıl düşünebilirim? Gelecek kurmak mı? Evet.
Artık ilişkimize ciddi bir yön vermenin sırası geldi de geçiyor bile. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bilmem ki. Bilmez misin? Tunç. Yoksa başka bir kadın mı var? Cennet mahallesinde başka bir kadına aşık olmadın değil mi? Bunu da nereden çıkarıyorsun aşkım? Ne bileyim. Pek bir garip davranıyorsun. Neyse. Bırakalım şimdi bunları. Sarıl bana sevgilim. Çok özledim seni. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrimden geceler yatabilmirem. Beter yok mu bu akşam Rıza? Beter diye biri hiç olmadı ki bu akşam olsun patron. Ne diyorsun oğlum sen? Bilmez misin patron? Beter başka biriymiş aslında. Ne diyorsun ya? Doğru de patron. Hayatının dolandırıcılığını yaptı Beter ha. Ay, hepimizi dolandırdı. Beter aslında Tuş diye bir robotçıymış. Ya. Şaka mı bu? Anam keşke şaka olsaydı anam. Maalesef doğru ha. Yapmayın ya. Mahallenin tadı tuzu iyice kaçtı anam. Alayım başımı gideyim bu mahallede diyorum. Gerçek. Haydi çiçeklerim var, güllerim var, tatlım patlım var. Haydi be pembe sen de bağırsana be. Uğraşma benle. Canım sıkkın kalbini kırarım gerçekten. Kız pembe doğruyu söyle. Beteri mi düşünürsün hala? Aman ne düşüneceğim o işkenceyi. Sevgilim değil kocam değil. Elin dalaverici romancısından bana ne? Ay ne bileyim yani pek bir dalgın görürüm seni de o yüzden. Bir çiçek alayım mı sana? Harika. Ha gel abi gel. Gel. Gülün demeti kaç ha? Şöyle bir demeti sana 10 olur ha. Ver bakalım. Buyur. Al aşkım. Teşekkür ederim. Ne var? Ne oldu? Elini körü oldu be. Ayakta uyursun. Aşık mısın desin be? Üf. Aşık mı? Aman be onu da nereden çıkardın be? Üf. Ay Allah'ım yarabbim. Pembe bak senin halin hiç iyi değil ha. Sokakta başına bir kaza gelecek. Sen en iyisi evine git değil mi? Hı, öyle yapayım canım. Zaten hiç avamda değilim. Haydi canım iyi satışlar. Çüz çüz canım. Aç. Erken döndün. Ay kız hiçbir şey satamamışsın be. İç mi müşteri yoktu? Kızım. Benim müşteriyi görecek halim mi var? Niye? Yani Beter'in resmi öyle yani hiç gözümün önünden gitmiyor. Nereye baksam onu görürüm. Ne oldu bana böyle ben bilemedim. Ya kız ana. Anlasana ya. Sen aşık olmuşsun.
Beter'e aşık olmuşsun. Aman. Allah korusun. Yani Allah yazıysa pusun. Yok. Kız hanım. Vallahi aşıksın sen ya. Git konuş Beter'e. Seni çok severim be. Be. Evet. Kalkacağım. Ben ayağına mı gideceğim? Öyle mi? Yok. Aa, daha neler kız. Yok yapmam öyle şey be. Ya giderim be belkim de. Doğramaya giderim suratına. Yüzüne tükürürüm. Onun için giderim. Ya kız hanım saçmalama ya. Aşkta gurur olmaz. Git konuş derim ya. Yok. Yani ölürüm de. Burada onun ayağına gitmem. Hem yani onun beni sevdiği nerede malum? Boş versin. Onun her şeyi gibi aşkı da yalandır. Pembe abla aklı bir sultan. Kendi gibi aşkı da yalandır onun. Ha bak. Artık o zaman şey mi oluyor kızım? Yani tek taraflı mı oluyor benim aşkım? Vallahi anam. Ben artık aşkın ne demek olduğunu gayet iyi anlıyorum. Ya kız ana. Şimdi sen madem ki aşıksın, artık Ferhat'la benim aşkıma da müsaade mi edersin acaba? Bak, ben aşka çok büyük hürmet ederim. Büyük hürmetim vardır. Yaşa kız ana. Oh, büyüksün. Oh. Ne oldu be Şahane? Yaşadık Ferhat, yaşadık. Anam evlenmemize müsaade eder. Ne dersin be Şahane? Maytap geçme benimle ya. Ya yeminle ya. Seninle Ferhat'ın aşkına çok hürmet ederim dedi. Ne demek sence bu? Ne demek? Ne demek Şahane? Ne demek? Sizin aşkınıza hürmet ederim, konuşmanıza müsaade ederim demek. Ha? Hadi be Allah! Yaşadık be yaşadık. Yaşadık yaşadık. Hemen hazırlıklara başlayalım. Durduğumuz kabaya hadi. Hadi gel. Oley be. Dur dur dur. Arabayla gidelim. Şaşırdım. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Az bakayım Ethem. Yedikoğlu'nun yazdığı Cennet Mahallesi isimli son romanı başarıdan başarıya koşuyor. Roman önemli. Gene bizim roman be. Çok satanlar listesinde. Sesini aç Muharrem, sesini aç. Olunca, geç Nuri. Ya bir sessiz olun kardeşim. Ya bir dakika geç. Romanın geç yazarı ya. Tunç Yedikoğlu ile romanın dizi film yapılması için anlaştı. Tunç Bey, romanınızın dizi film yapacaklar yapacağı doğru mu efendim? Romanın dizi film olması konusunda yapımcıyla anlaştık. Ne kadar ücret aldınız efendim? Sana terbiyesiz. Bir de utanma da para önemli değil. Önemli olan romanın doğru bir şekilde filme aktarılması. Yanlışım varsa düzeltin ama bizim sırtımızdan dünyanın parasını kazanır be. Biz olmasak o kadar parayı kazanabilir miydi be? O paralarda bizim de hakkımız var be abi. Var tabii abi ya. Yedirmeyiz o paraları ona. Yedirmeyiz be. Pembe abla. Pembe abla. Pembe abla bir de sana danışalım dedik ya. Şu nikah şekerleri mi güzel yoksa onlar mı? Pardon canım anlayamadım. Ya kızana bak. Aslında bu nikah şekeri daha güzel değil mi? Dantelli dantelli şuna bak. Anam hayırdır? Kimin şekerleridir bunlar? Aa. Kim evleniyor? Biz evleniyoruz. Siz mi evleniyorsunuz? Enteresan da. Benim niye haberim olmadı? Aa, ne demek haberim yok ya? Sen sultana kendi ağzına söylemişsin ya. Evlenebilirsin demişsin. Ha? Ya? Ben mi demişim? Evet. Ya kızana sen demedin mi sizin aşkınıza büyük hürmet beslerim diye? Burası öyle. Aşka büyük hürmet beslerim. Ama evlenmenize müsaade edemem. Ya madem aşka hürmet besliyorsun evlenmemize niye müsaade etmiyorsun Pembe abla ya? Evladım. Çünkü evlilik aşkı öldürüyor. Ben aşka saygı duyuyorum. Bak. Ama evliliğin anam kalkıp gidip sizin aşkınızı öldürmesine izin veremeyeceğim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ay tüküreyim böyle işe be. Ya kız ana bıktım artık senden be. Durmadan bahane bulursun be. Bıktım artık. Ya bırak Şahanem ya. Kabahat bizdeki şu kadına güveniyoruz be. Allah Allah. Abla. Ne var? Aslan görmüş antilop gibi ulan ne koşarsın? Ne oldu? Abla. Beter'in yazdığı roman var ya. Dizi film yapacaklarmış onu. Aa. Ne dersin sen be? Ciddi mi dersin? Yeminle abla. Haberlerde duydum. Dışarıdan bir sesler geliyor be. Ha, ne olur be? Bakalım lan şuna bir. Hadi. Tamam.
Niye olur lan burada? Beter abi. Hoş geldin Beter abi. İçten pazarlıklı. Sen hangi yüzde bu mahalleye gelirsin? Size çok güzel haberlerim var Pembe. Yoksa doktor son bir ay ömrüm kaldığını mı söyledi canım he? Gerçekten de güzel habermiş. Bas git. Sen artık buralarda istemeyiz Beter Ali. Pardon, yoksa Tunç mu demeliydim he? Hadi ya Allah be. Naş! Hadi naş! Naş! Hadi lan, hadi! Hadi lan, yürü! Hadi hadi hadi! Yürü be! Yürü. Hadi yürü! Arkadaşlar beni dinleyin lütfen. Yürü, yürü. Lafını bil de konuş. Bizim senin gibi arkadaşımız yok. Arkadaş arkadaşın özelini herkese anlatmaz bir kere. Bu mahallede işlemeyen adamsın artık Beter Ali. Bas git! Arkadaşlar önce beni dinleyin. Buraya yapımcıyla geldim. Roman'ı dizi film yapacak. Bize ne faydası var ki bunun? Nasılsa sen bütün parayı cukkalarsın kuruşu kuruşla. Hayır arkadaşlar, yapımcıyla konuştum. Dizide kendi karakterlerinizi kendiniz oynayacaksınız. Her biriniz bölüm başı 5.000 lira alacaksınız ya. Tunç Bey doğru söylüyor arkadaşlar. Hepiniz 5.000 YTL alacaksınız. Tabii ya. Ne? Allah! 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 Büyüksün be abi! Helal be! Helal be! Aslanın içine bak ya! Aslanın be! Vay be! Büyük adam ya! Helal olsun! Ya bravo, büyüksün Beter be! Şimdi hepiniz oynuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sen! Hayır! Ben hayatta oynamam. Kız ona ne dersin sen? Duydunuz beni. Ben oynamam. Yapma Pembe, böyle bir fırsat kaçar mı ya? Yaklaşma. Sen olan, sonra sen benim özelimi herkese anlattın. Bu kadar insanın duygularıyla oynadın. Oynamayacağım gibi bir de seni mahkemeye vereceğim. Son sözün bu mu Pembe? Bu değil. Son sözümü şimdi söyleyeceğim. Defol git buradan. Hadi gideyim be abi. Bizim mahalle aşağı ki mahalle.